aktardıkların için. Birazdan bu konuyu da konuşalım. Bu çok önemli bize, çünkü avantaj da olabilir, dezavantaj da, onu da aynen, soracağım. Aynen. Şimdi Yavuz Bey telefon attığımızda, Yavuz tamam. Bey'e bir dönelim. Yavuz Eroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Biz biraz konuştuk. Bu plastikte de yaşanan bir sıkıntı var. Hemen hemen pek çok ham maddeyi söylüyoruz ama plastikle ilgili bu şu andaki kıtlık diyelim tabiri caizse, neden? Evet, çok güzel ifade ettiniz kıtlık derken. Son 6 aydır plastik ham maddelerimiz %150'den fazla zamlandı. Bu bahsettiğiniz kıtlıktan dolayı. Kıtlığın sebebi de şu, dünyada bu ham maddeleri üreten petrokimya şirketleri maalesef OPEC benzeri bir kartel yapıda hareket edip son Kasım ayından itibaren fabrikalarda bilinçli olarak arz kısıntılarına giderek, üretimlerini kısarak piyasada ham maddenin az olmasını sağladılar. Az olunca da fiyatlar çok hızlı bir şekilde bu bahsettiğim %150'lere varan oranda artmış oldu maalesef. Evet, peki ne yapılabilir? Yani şu anda mesela öngörünüz nedir? Özellikle mesela... Evet. Buyurun. Şöyle Gözde Hanım, öncelikle tabii bunun sanayiye çok olumsuz bir etkisi oldu. Birçok sektörde plastik mamul üreten firmamız ham madde alacak finansmanı sağlayamadığı için bu iki katına çıkan ham madde fiyatında çoğu üretimini durdurmak zorunda kaldı. Birincisi bu yönü, ikincisi de enflasyona çok olumsuz etkisi olacak bir yanı oldu. Çünkü bugün kullandığımız vatandaşın günlük hayatındaki gıdaların, ambalajlarının çoğu plastik, %70'i plastik. Örnek vermek gerekirse makarna ambalajının maliyetinin %20'si, ayakkabıların %25'i, yine aynı şekilde tekstil ürünlerinin %25'i plastik gittikten dolayı hep bu plastik ham madde artışından vatandaşın günlük hayatını da olumsuz etkiliyor enflasyon üzerinden. Ne yapılabilir? Sorduğunuz gibi bir kere şunu biz kamuoyuyla da görüşüyoruz. Acil önlem alınması lazım. Özellikle bu duran tesislerin tekrar üretime girmesi için şöyle yapılması lazım. Bir, Türkiye'deki bizim tek entegre petrokimya tesisimiz Petkim'in bu sıkıntı döneminde ihracat yerine üretimini yurt içine tamamen tahsis etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. İkincisi de bizim şu anda bu ham maddelerin önemli bir kısmını da Türkiye'de yeteri kadar üretilmediği için ithal ediyoruz. İthalat sırasında alınan vergilerin gerek bu kapanan firmalarımız düşünülerek gerekse de enflasyon göz önüne alınarak bir müddetliğine askıya alınması, sıfırlanması gerektiği yönünde çalışıyoruz. Şu ana kadar da en azından kamunun bu konuda sesimizi duyduğunu ve çalıştığını biliyorum. Umarım ki hızlı bir şekilde daha fazla firmamız zarar görmeden kapatırız diye umuyorum bu sorunu. Evet, kesinlikle çok önemli. Bu önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına da yansıyacak ister istemez diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey. Ben çok teşekkür ederim Gözde Hanım. Sağ olun.